Herkese merhaba arkadaşlar. Gene en çok konuşulanla, yani Twitter'da en çok konuşulan hisseler üzerinden gidiyoruz, biliyorsunuz. Bununla alakalı Sasa, Petkim, Hektaş, bunları yaptık. Şimdi sıra geldi Türk Hava Yolları'na. Yani son 5-6 saatte Twitter üzerinde, yani Borsa İstanbul genelinde en çok konuşulan 5. hisse. Diğer 4'ünün zaten videoları var. Şöyle şu an ekranda görüyorsunuz zaten. Onları izleyebilirsiniz. Bence fikir verir. Güzel de videolar oldu. Bayağı da ilgi gördüm. Şimdi Türk Hava Yolları'na isterseniz hadi videoya geçelim. Şey tarafından, temel hisse analiz tarafından şöyle bir piyasa değeri defterlerine bir bakalım, sektörüne. Abone olmadıysanız arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Beğen butonuna basarsanız da çok makbule geçer. İstişare adı altında da nokta dahi olsa yorum yapalım arkadaşlar. Bildiğiniz temel ve teknik veriler varsa benim kaçırdığım ya da sizin eklemek istediğiniz, mutlaka bekliyor olacağım. Bu kısımda sizden böyle güzel şeyler bekliyorum arkadaşlar. Piyasa değeri defter değeri birbirine oranladığımızda 1.1. Konuşamıyorum, kusura bakmayın. Niyeyse bilmiyorum. Birkaç deneme attım ama baktım olmayacak. Yani böyle çekeyim dedim artık. 1.75'te sektör ortalamaları var. FK 10.29 sektör ortalamaları. Türk Hava Yolları da 5.1. Aslında baya diğerlerine göre geride kalmış, ucuz kalmış diyebiliriz. Geride kalmış çok da böyle şey olmaz. Ucuz kalmış diyebiliriz. Yani basit, sadece şuraya bakarak. Bilançolarına da halk yatırımdan bakabilirsiniz arkadaşlar. O kadar uzatmak istemiyorum. Hemen şöyle bir klasik indikatörlerimize aylıktan geriye doğru bakalım arkadaşlar. Aylıkta yani arş alaya çıkmış. Bu baya bambaşka boyutlara gitmiş. TD-ALT baya yukarıda. Yani kırmızı yukarıdan keserse böyle bir hafif geri dönüş başlar gibi duruyor. Çünkü şuradan şöyle bir örnek alıyorum. Yani burası böyle. Burası da böyle çıkmış. Sonra bir geri dönüş serüveni başlamış. Çok da fazla sarkmamış. Buradan sonra tekrar yukarıya doğru gitmiş. Stock RSI da yukarıda gözüküyor. Şu an tedirgin olma vakti aylıkta. Haftalığa bakalım arkadaşlar. Yani benim burada çok da bir beklentim yok. Yani şuradan geri döner, buradan geri döner. Bunu burada tahayyül edemiyorum. Evet, sıkıntılı bir durum. Neden diyeceksiniz? Bir sell sinyali gelmiş, bir buy gelmiş. Ama tepede şöyle bir haftalıkta şunu koyayım arkadaşlar. 155.6'da bir gitmiş, oraya kadar çıkmış, sonra geri gelmiş. TD-ALT zaten burada kırmızı ve yeşil, sarının üstünde sarmaş dolaş gitmiş. Stock RSI aşağı doğru iniyor arkadaşlar. Burada ters bir görüntü var. Buralar tedirgin olma yerleri. Geri dönüşlerde de 125.1'e bir inceden bakılır. Bir haftalıkta bir bakalım. Günlükte de bir bakarız bu arkadaşa. Ama günün sonunda yani şöyle bir çizecek olursak, yani şu anda arkadaşlar haftalıkta sınır bölgesinde. Abi haftalıktan bakarak söylemem şöyle doğru olmaz ama yani çok böyle dikine olmuş, biraz yatayda akümül olup tekrar yakalayabilir ama bu lineer bozulmak üzere zaten 155.6'nın üzerine attı atamadı. Bu yükseliş böyle bu şekilde diklemesine çok zor gibi duruyor arkadaşlar. Her neyse, bunu bir kaldırıyorum. Stock RSI'de aynen dediğim gibi arkadaşlar aşağı doğru inmiş. Biraz daha aşağıdan sonra, eğer aşağıdan bunun dönüşü TD-ALT'nin de yeşilin kırmızıyı kesmesi söz konusu olur ve 155.6'nın üzerinde yeşil bir kapanış gelirse, arada değil bakın üstünde bir kapanış, o zaman tatlı olabilir. Stopunuzda zaten ayarlayacağınız seviye apaçık ortada, 155.6 haftalık takip edersek. Peki günlükte? Evet, sell sinyali gelmiş arkadaşlar. Buy sinyalinden sonra bakalım ne kadar. Buy sinyali geldiğinde buralarda tahmini zaten %15 bir kar bırakmış. Şuradan sonra zaten şurada girmiş olma ihtimalin çok yüksek oluyor tabi. TD-ALT yeşil kırmızıyı kesiyor. Alt çizgiden mi de kesiyor. Bu çok önemli ve üst bantta. Buradan giren arkadaşlar zaten yürümüşler. Üst çizgiyi de belirleyemezler ama şurada bir geri dönüş olmuş. Arada bayağı açılınca tedirgin olmakta fayda var. Stock RSI'de bunu zaten teyidini vermiş. Şimdi geriye dönmek isterse 125.1 bizim için önemli bir nokta. Ama onun dışında burada şöyle bir kısada şöyle de bir destek noktası var arkadaşlar. Buradan da tekrar kuvvetini alır yukarıya doğru trendin yönünü dipin yani tepe daha yukarıda yeni tepe dip işte yeni dip daha yukarıda şeklinde 155.6'nın üzerine atabilecek şekilde ayarlayabilir gibi. Biz şöyle yapalım arkadaşlar. Diğer TradingView hesabıma geçeyim. Orada bir endeksin de durumuna bakalım. Ondan sonra tekrar Türk Hava Yolları'na geçeriz orada. Evet. Şimdi endekse neden bakalım diyorum. Endeksin de buradan sonra trendini yukarı doğru atması lazım. Özellikle bunu seçtim. Sakın yani ne oluyor ya kafa karışıklığı falan olmasın. Neden? Şimdi 50 günlük üstsel ortalamanın altına sarktık biz Bollinger bandıyla. Bunu zaten daha önce söyledim. Benim endeksle alakalı geçen hafta bir yorumum var. Mutlaka o videoyu izleyin. Şöyle bir izleyebilirsiniz geçmişe doğru diğer videoları arkadaşlar. Yakın yani şöyle bir 6 video falan 5-6 video falan izleyebilirsiniz. Orada zaten genel yorumum var. Burada endekste yukarıya doğru çıkış eğer burada tekrardan burası dediğim yer neresi arkadaşlar? Yani 5300'ün üstünde kapanmalar. Çünkü Bollinger bandının üzerindeki orta çizgisi ve 20 günlük EMA üstsel ortalama buradan destek verir. Yukarıya doğru bir zıplayış gerçekleşirse zaten bizim 5708 gibi burada şöyle 5704.83 böyle bir direncimiz var. Bu direnci kırmak için de aslında yukarıya doğru bir volatilite ve endekse BIST 30 ve BIST 100 tarafını güzel para girişleriyle, hacimli alışlarla, hacimli kapanışlarla aslında yeni zirveler 6000-6200 seviyesi konuşulabilir. Ben 6100-6200 arasında tekrar bir düzeltme olur diye düşünüyorum. Türk Hava Yolları'na geçeceğim. Burada şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Buraya kadar izleyen arkadaşlar bir sonraki videoyu çekeceğim. Bugün muhtemelen birazdan çekerim. Çektiğim video orta vadede güzel getiri olabilecek ucuz kalmış hisselerden birisi olacak. Sürpriz olsun. Bir sonraki videoya da bakarsınız arkadaşlar. Dediğim gibi şu anda endeks eğer burada yeni dip burada yapar ve yukarıya doğru hareketlenirse eski zirvesini aşarsa tadından yenmez. Geriye dönüş başlarsa arkadaşlar ben çok fazla düşünmüyorum. Yatayda biraz seyrettikten sonra tekrar yeni zirve yapacaktır diye düşünüyorum. Ama yatırım tavsiyesi değil. Bu benim şahsi fikrim. Şimdi Türk Hava Yolları'na bir bakalım arkadaşlar bu indikatörlerle. Bir öncekinde Stock RSI ile baktık. Şöyle ben bir çizimleri kaldırdım. Çok önce çizmişiz. Şimdi günlükte hacimli bir alış ve yukarıya doğru çıkış var. Sonra hacimsiz ortalama hani hacimsiz dediğim ortalama hacme yakın satışlar gelmiş. Buradan sonra arkadaşlar yukarıya doğru yani yükseliş gelmesi gerekiyor ama bence şu orta çizgide Bollinger bandının orta çizgisiyle 20 günlük EMA'ya yaklaşmak isteyecektir. Buradan sonra da tekrar bir tepki alıp ya yukarı yönünü belirleyecek ya da kırıp aşağı doğru aşağı yönünü belirleyecek. Şu anda henüz ben günlükte yeşil mumu görüp yani destek aldığı yeri görüp yeni dip nerede görmezsem trendin yönü yukarıya doğru devam edecektir diyemem. Dikkat ederseniz zaten endeksvari bir hareket yapıyor. Yani o yüzden endeks burada biraz daha hızlı gitmiş. 20 günlük ve Bollinger bandının orta çizgisine yaklaşmış oradan destek almış. Şimdi de teyidini bekleyeceğiz. Nasıl endekste teyit bekliyoruz? Burada da teyit bekleyeceğiz. Burada da yeni dip bir önceki dipten yukarıda olacak mutlaka. günlükte o şekilde bakıyoruz. Yani şu an genel at itibariyle trend yukarıda mı arkadaşlar? Evet, yani şurada bir bozulma var şuradan sonra. Sonrasında zaten şurada bozulmuş. Yani şurası önemli bir nokta arkadaşlar. Bunu söyledim yani 137 nokta, yani 137 lira. Buraya kadar gerilerse çok sıkıntılı bir süreç başlar. Çünkü 50 günlük EMA üstsel ortalamada burada destek görevi olur. Bunu kırarsa zaten aşağı doğru sıkıntılı bir süreç. Ta ki 125'e kadar gerileyebilir. Takip edelim onu da. Ama ben yükseliş olacaksa endekste, inandığım yükseliş olacaksa Türk Hava Yolları'nda bunu işte Sasa'nın, Hektaş'ın, Ereğli'nin, bunların nasıl desteklemesi gerekiyorsa Türk Hava Yolları tarafından da destek gelmesi, bu hisselerinde kendilerini toparlamaları, yeni hedefler belirlemeleri gerekiyor. Temeline baktığınız zaman da zaten yani bu bilançolar bir açıklansın. Bilançoları güzel bir şekilde fiyatlarlar yukarıya doğru. Alıcısını mutlu ederler. Ama dediğim gibi trendin yönü genelde yukarı. Ama bu seviyeler tehlikeli seviyeler. Dönüş sinyalleri var mı yok mu belli değil. Bir düzeltmesini yaptıktan sonra alım seviyeleri dediğim gibi şu orta bant ve 20 günlük EMA'nın üzerinde vereceği teyitlerle gerçekleşir. Endeksi de bu konuda takip etmek lazım. Özellikle de hacimli alışların olması lazım. Ortalamanın üstünde şöyle bir hacim ve sonrasında gene Bollinger bandının üst çizgisi takip edilebilir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Abone olmadıysanız abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Videoyu beğenirseniz ve yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Bundan sonraki videomda hemen şimdi birazdan çekeceğim. Sürpriz olsun, orta vadede yükseliş beklediğim bir video olacak. Bir hisse senedine bakacağız. Onda teknik detaylarına bakacağız hep birlikte. Hoşçakalın. Görüşürüz.